İftar neticede tek başına yapılabilecek, tek başına da yapılabilecek bir şey ama burada toplu halde iftar yapmaktan Murat kiminle birlikte iftar yaptığınızla ilgili bir mesaj vermek. Burada işte 3-4 iftar olacak yine ve bunlardan birisi işçilerle birlikte olacak, birisi göçmenlerle birlikte olacak, birisi evsizlerle ilgili olacak. Bu iftarlarda işçilerle, evsizlerle, göçmenlerle bir araya gelmek isteyenler için bir vesile olmuş oluyor. Akabinde iftarların sonrasında da işte göçmenlerin sorunları, işçilerin sorunları, evsizlerin sorunları konuşulacak. Bu konuda da bir bilgilenme, haberdar olma ve doğrudan bu insanlarla temas ederek bunu yapma imkanı verecek. Bekleriz. Ramazan zorlukta birlikte olmak ve o zorluğun aşıldığı anda hep beraberce bu zorluğu aşmanın keyfini yaşamaktır. Herkesin ailesi orada olsa, ailecek orada iftar yapsak, otelin içinde değil dışında. Bu iftarlarda neyi kaybettiğimizi hatırlayacağız. Neyi kaybettik? Paylaşmayı kaybettik. Unuttuğumuz şeyleri kaybettik. Yeniden hatırlayacağız. Anlamı boşaltılmış orucu tekrardan belki bir nebze olarak birlikte, hep birlikte anlamlandırabilmek için böyle bir etkinlik düzenleyeceğiz. Şunu söylemek lazım. Bu sadece Ramazan'la ilgili, Ramazan'a has, Ramazan'la sınırlandırılmış bir eylem değil, hayatımızın geri kalanında da, Ramazan'dan sonraki 11 ayda da yaşamamız gereken sadeliği ve gösterişten uzak bir yaşamın sadece ufak bir temsili gibi geliyor bana. Bu açıdan iftarları önemli buluyorum. Herkes gelirse iyi olur. Sadece zengin iftar menüleri, sofraları, oteller filan değil. Her türlü israfa karşı çok doğru bir dinamik eylem olduğunu düşünüyorum. Onun için desteklemek üzere buradayız. Burada şu anda belki de Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en şenlikli iftar yapılıyor. Çünkü çok dinamik. Birbirini hiç tanımayan insanlar büyük bir heyecanla buraya gelmiş. Ve gerçek bir Ramazan heyecanı yaşıyorlar. Yani biz de zaten böyle olsun istiyoruz. Normali de budur. İşçi abilerimizle, mülteci kardeşlerimizle beraber İftarda ne yediğimiz önemli değil de kimlerle iftar ettiğimiz önemli. Bu vurguyu yapmak için hep beraber iftarımızı bekliyoruz. Allah'ın adıyla yolda kalmışın, fakirin, açın, yetimin yoldaşı Yüce Rabbim. Bu kibir kulelerinin konforundan sana sığınırız. Allah'ın bizi tüketim toplumunun bencilliğinden koru. Soframızı bereketli, yüreğimizi kaniye eyle. Amin. Fasıl eşliğinde Osmanlı menüleri yerine paylaşmayı, dayanışmayı, halden anlamayı, sadeliği hayatımıza hakim eyle. Amin. Bizim burada yaptığımız şeyin daha çok anlamı herhalde iftarlarını ya da yemeklerini ya da sofralarını ya da kapılarını bir başkasına kapatan insanlara bir eleştiri olsun. Bunun 12 aya yayılması zaten toplumsal bir mesele yani. Ama belki söyleyeceğimiz espri burada kapalı olan kapılar herkese açılsın. Bütün sofralar bütün insanların olsun. Allah kabul etsin.